Evet, medeniyet meselesini konuşuyoruz biz 3 haftadır. Bu hafta yine sizinle bunu konuşacağız ama sizinle bunun modernizm, modernite kısmını ağırlıkla konuşacağız. Ama o bölüme başlamadan hani medeniyet meselesine siz nasıl bakıyorsunuz? Bu kavramın altını siz nasıl dolduruyorsunuz? Onu bir dinlesek, evet. Ve ardından modernizme, moderniteye geçsek. Medeniyet kelimesi aslında civilization, bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi İngilizce bir civilization kavramından geliyor ve bu şehirleşme demek. Kavramın kökeni de Latince, civis'ten, yani şehir ve o da civitas'tan, yani yurttaşla ilişkili. Ama kavramları biz sosyal bilimlerde kolayca, basitçe tarif edemiyoruz. Bunun Fernand Braudel çok güzel söylemiş, işte medeniyet kavramı kimyasal bir element gibi basitçe tarif edilemez demiş. Bunun en önemli sebebi sosyal bilimlerin fizik bilimlere benzememesidir. Aslında modernite projesi sosyal bilimleri fizik bilimler gibi bir bilim olma iddiasını ortaya koymuştu. Sosyal bilimlerin fizik bilimlerin yöntemlerini toplumun kullanarak... Toplumun işleyiş yasalarını, evet, belirleyebiliriz iddiasında. Aynen öyle. Tarihin hatta işleyiş yasalarını, tarihin sonuna kadar, yani hepsini, evet, tahmin edebiliriz. Mesela Marx'ta olduğu gibi, hı-hı, komünist toplumda bitecek. Hı-hı. Bunlara, hı-hı, geliriz zaten modernite, evet, konusunda. Kesin bir şey ortaya koymaya çalıştı, bir dil ortaya koymaya çalıştı sosyal bilimlerde ama bu sonuçlanmadı. Olumlu bir şekilde sonuçlanmadı. Mesela Wittgenstein'ı siz de bilirsiniz. Wittgenstein kesin bir dil ortaya koymak istedi bu konuda, pozitivizmle ilgili olarak. Traktatus'u yazdı ama sonra ikinci dönem Wittgenstein de bundan vazgeçtiğini söyledi. Çünkü söyleyemediğimiz şeyler var. Sosyal bilimlerle dahi anlatamadığımız şeyler var. Ayrıca kavramların tarihleri var. Zaman içerisinde değişebiliyor. Dolayısıyla medeniyet kavramı öyle basitçe tarif edemeyiz. Ama illaki bir tarif isteniyorsa toplumun ya da toplulukların bütün kültür varlığını içine alan, bunun yanında teknolojik üretimi de içine alan, doğadan ayrılan ne varsa üretimi, bütün bir üretimi içine alan bir kavram olarak ifade edebiliriz. Ama doğa kavramına yine tırnak içinde değinmek gerekir. Doğa kavramının kendisi de medeniyetin bir ürünü olabilir. Doğanın kendisi doğal mıdır? Ha, bu söylediğiniz şundan, evet, dolayı önemli. Nihayetinde yani işin biraz tarihçesine bakıldığında şöyle bir ön kabul var. Yani doğadan uzaklaşarak bir yaşam alanı üreten insan medeniyet inşa ediyor. Onun için doğada olan, doğal olan vahşi, kaba deyimle tarihsel içerisinde, ondan kopan medeni gibi bir yere doğru, evet, gidiyoruz. Siz buna bir şerh koyuyorsunuz. Buna şerh koyuyorum. Çünkü bunlar biraz da klişeler bence. Hmm. Yaban kavramı, yerli toplulukların dilleri incelendiğinde karşılaşmıyorsunuz. Onlara yaban diyen biziz. Evet. Yani aslında biziz demek, evet, de biraz şey. Yani biz söylüyoruz. Aha. İnsanlar, biz modern, bizim, medeni, hı-hı, olduğumuzu düşünen insanlar onlara yaban diyor. Dolayısıyla hem doğa kavramının kendisi hem yaban kavramının kendisi de modern. Bir kavram. Evet, modern bir kavram. Ya da modern bir kavramlaştırma diye. Modern bir kavramlaştırma. Şimdi medeniyete, yani belli bir tarihsellik içerisinde baktığımızda işte kavramın tarihi, antropolojik kısmından günümüze doğru geldikçe hakikaten modern kavramına gelip tosluyoruz. Evet. Bu postmodernizm tartışmaları vesaire de işte hakikaten çok uzun zaman hayatımızı işgal etti bir tartışma boyutu olarak, evet, ama bugün nasıl bir medeniyetin içindeyiz ve insanlık gelecekte nasıl bir medeniyete doğru gidecek sorusuna yanıt ararken modernleşme her yönde kavranması ve tartışması gereken başka önümüze duruyor. Birinci sorum, modernite kavramının tarihsel ve etimolojik kökeni nedir ve siz modernleşme kavramının altını nasıl dolduruyorsunuz? Yani önce, evet, medeniyet kavramının altını bu şekilde doldurduğunuzu söylediniz ama modern kavramının altını nasıl dolduruyorsunuz? Evet, modern aslında kavram olarak yeni anlamına geliyor. Hı-hı. Ama bu yeni Orta Çağ'da da yeniden söz edilebilir. Hı-hı, hatta tabii. Antik Yunan'da da yeniden söz edilebilir. Tabii, ama burada farklı olan şeyi tespit etmemiz gerekir. Hı-hı. Nedir? Yani farklı olan şey şudur. Modern kavramı dediğimiz zaman özellikle modernite sürecine işaret etmek zorundayız. Burada insanın artık Tanrı'nın yerine, hı-hı, talip olması, insan aklının Tanrı'nın yerine geçirilmesi söz konusu. Modern projenin şeyi bu, anlamı bu. İnsanın kendi kaderini kendisinin tayin etmesi. Hı-hı. Artık Tanrı karar vermiyor, tarih karar vermiyor. Yani insanın aklı her şeye karar veriyor. İnsan özne haline geliyor. Modern projenin amacı bu. Bu özne
akılcı bir özne ve dolayısıyla doğayı da dönüştürecek bir özne. Bacon ne demiş? Bilgi güçtür demiş. Buradaki bilgi işte doğayı kontrol altına alacağımız bir bilgi türü. Henri de Lubac, Fransız bir teolog, filozof. Bizde pek olmayan bir tür yani. Hem hı-hı, ilahiyatçı hem filozof. Bu da tartışılan evet, bir konudur ya bizde evet, aynı zamanda. Teolog, filozof şöyle söylüyor. Buradaki karşımıza çıkan şey ateist hümanizmdir diyor. Hı-hı. Bu ateist hümanizm doğrudan doğruya sadece ateizmle karıştırılmamalı. Yani ateizm Tanrı'ya inanmamak olabilir ama ateist hümanizm Tanrı'ya inanmamak değil, Tanrı'nın yerine insanın geçirilmesi. Hmm. Dolayısıyla bu bir hınçla da gerçekleşti diyor Henri de Lubac. Ve bu hınçla birlikte bütün bir geleneğe savaş açtı modernler. Yani modernite projesini savunanlar, sahiplenenler. Bunun temelinde aydınlanma felsefesi var tabii ki. Aslında burada bir yandan evet, muhafazakarlığın evet, doğuşunun izlerini de evet, duyuyoruz galiba. Tepkiyle, muhafazakarlık evet, bir tepkiyle doğmuştur. Hı hı. Neye tepki? Fransız devrimine, Fransız devriminin geleneğe saldırışına, yine sanayileşmeye karşı bir tepkiyle doğmuştur. Hatta orada bizdeki muhafazakarlıkla batıdaki muhafazakarlık arasındaki farkı da direkt görürüz. Batıdaki muhafazakarlar sanayileşmeye büyük bir tiksintiyle bakarken, radikaller gibi, bizde mesela muhafazakarlar daha sanayileşmeyi benimsediler ve hatta onun itici gücü oldular.